Merhabalar sevgili gençler. Panda Pen kanalımız olarak yine sizlerle bir yazılı çalışması daha yapacağız. Bugün 9. sınıf arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. 25 soruluk testimiz var. 25 soruyu da beraberce cevaplandıralım. Jackie Chan is from China. Hepimizin bildiği gibi. He is Chinese. Ben cevapları bu şekilde belirginleştireyim hemen. Birinci sorumuz C seçeneği olacak. Donald Trump is an American. A seçeneğinde görünüyor. Evet, American. He is from the USA. Diğer seçenekler direkt eledik zaten. Bakmamıza gerek yok. A teacher works in a laboratory. Olmaz. A waitress works in a laboratory. Laboratuvarda garson çalışmaz, öğretmen çalışmaz. Chemist, eczacı çalışır. Accountant, muhasebeci çalışmaz. Böylelikle C seçeneğimiz de doğru olur. E ve N ile doldurunuz demiş boşluklarımızı. An umbrella, N, A, C, D'de var. A ve C'de var sadece. Bakıyorum. A mobile phone. Evet, B şu anda doğru gidiyor. Evet, E, C'yi eledim. A passport, an ID card. Sadece B seçeneğimiz böylece ortaya çıkarmış olduk. 5, 6, 7. soruları tabloya göre cevaplayınız demiş. Sergio, a notebook, has got a notebook. Evet, artı olanlar var. Bakıyorum, A ve B'yi eledim. C ve D, has got, has got olmuş. Peki diğer sahip olduğu ya da olmadığı ne? ID card hasn't got olacak. Eksi olduğu için. Yani has got, hasn't got. Direkt D seçeneğimizi yazabiliriz. Emily'ye bakıyorum. Arabası var mı? Car demiş çünkü şurada. Emily'nin arabası maalesef yok. Hasn't olacak. Hasn't got. Emily hasn't got. Pekala. Hillary ve Katya'nın arabası var mı? Bakıyorum hemen. Evet, have got olacak onlar. İki kişi olduğu için. Hasn't got, have got seçeneğimizde. B'de, A'da var. Hillary and Emily, a bottle of water. Bir şişe suları Hillary ve Emily'nin var. Have got olacak birincisi. O zaman A'yı eledik, C'yi eledik, B'ye bakalım have got. Pekala Sergio ve Katia'nın a bottle of water var mı bakalım. Hayır yok, onlar o da haven't got olacak. Have got, haven't got seçeneğimiz B'de var. Var yok. Evet, bitti tablodaki sorularımız. 8'e geçelim. We can go out late in Elma Dağı. Elma Dağı'da geç saatte dışarı çıkabiliriz. Because it is. Şıklara bakalım. Crowded, uncrowded. Pek alaka göremedim. Safe, evet güvenli. Unsafe, güvensiz. Fakat İstanbul'da çıkamayız diyor. Çünkü unsafe. B'de buldum cevabımı. 9'a bakalım arkadaşlar. Do you like going to cinema with your friends at the weekends? Yes, I do. A seçeneğinde cevabımız. Çok kolaylıkla bulduk. 10. sorumuza geçelim. What time? Bize you olduğu için does'ı direkt eledim. Bakmıyorum. Do you get up? Olmaz. Do you get up? Evet, C seçeneği olur. Saat kaçta kalkarsın? Sabahları saat kaçta kalkarsın? Sorusunun cevabı bu. C seçeneği olur. Do getting up olmaz. İn takısı var. Daha doğrusu soru yaptık. Sorunun cevabı olmadı. Sorunun sorusu oldu. What type of movies do you like watching? Ne tip sinemalardan hoşlanırsın, seyretmekten hoşlanırsın, seyretmeyi seversin, nasıl derseniz. I hate demiş, nefret ederim, direkt eledim. I like, severim, sci-fi movies, science fiction movies severim.
Şık bu olacak. Çünkü sadece diğerlerine bakınca sadece burada ben severim, öbürü sevmem. Zaten diğer seçeneği de likes dediği için otomatik olarak eledim. 12. sorumuzda e-book, e-phone. Kitap. There is a book. A'ya bakalım. There isn't a phone. Evet, doğru görünüyor ama there are olmaz, eledim. E dediği için burada. There isn't olmaz çünkü kitap var. There isn't yine olmaz, kitap var. O zaman A seçeneğimizi işaretleyelim. 13. sorumuza bakalım. Brain demiş. Do'yu direkt eledim. Çünkü brain de does olacak. Doing, like. Hayır, direkt eledim. Don't like olmaz. Don't'u da do ve don't'u hemen eleyebilirsiniz. Tek seçeneğimiz kalıyor. Doesn't. 'Kurulandırıldığında hangisi dışta kalır?' demiş. Coffee table, sehpa diyelim. Armchair, koltuk. Hemen hemen aynı. Sofa, evet. Kanepe, koltuk. Sink, lavabo. Burada dışarıda kalır. Gruplandırıldığında yine aynı şekilde soru. Fridge, buzdolabı, armchair, koltuk, cooker, fırın, ocak diye dersek burada da armchair dışta kalıyor. Doğru sıralama uygun yer yön zarflarını seçiniz. In, bakıyorum, on, in, A, B, C'de var. In, on, evet. Direkt zaten diğerleri elendi. Hemen söyleyelim. Under, behind, next to. İçinde, üstünde, altında, arkasında ve bitişiğinde olan A seçeneğimiz doğrudur. Which is wrong about Tokyo? Tokyo ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Crowded, unsafe. Evet, kalabalık, güvensiz, doğru. Meşgul, modern, doğru. Canlı, insan dolu, doğru. Green and quiet. Maalesef yeşil ve sessiz değil Tokyo'da. Bu cevap yanlış olur Tokyo için. The plane is. Den var. Kıyaslama yapmış belli. Den olduğu için C'yi eledim zaten. Diğerleri de zaten expensive şeklinde olmaz. Çok eceli sıfat. More expensive. A seçeneği doğru olacak. Antalya ve Ankara'yı kıyaslamış. Antalya Ankara'dan daha sıcaktır diyeceğiz. Hotter than. Hemen C seçeneğinde. Cevabımızı işaretledik. Enjoys going to the gym early every morning. Enjoys olduğu için I, they, we'yi direkt eliyorum. She enjoys, he, she, test takısı. Başka bir şeye gerek yok. They are our new neighbors. Onlar bizim yeni komşularımız. Let's visit them. Onları ziyaret edelim. B seçeneğimiz. Samantha is as rich. Hemen şıklara baktım. As. David kadar zengindir. As kalıbı kadar. There is a lovely house in city. It's color. Onun rengi evden bahsettiği için it's diyeceğiz. My mother is my grandmother's annem, büyük annemin kızıdır. Olacak cevap. Haritaya göre soruları cevaplayınız demiş. Soruya bakalım. Excuse me, is there a bank around here? Burada bir banka var mı? Yes, there is one near here. First go along the street, take the second turning on the left, it's on the left, next to the bookshop. Sondan alayım. Bitişiğinde demiş kitap. Bookshop'un bitişiğinde. Evet, hayır. Öyle bir bookshop'un bitişiğinde banka değil. Take the first turning on the right,
It's on the left, next to the school. Yine okulun bitişiğinde demiş. Bakalım. Okulun bitişiğinde. Hayır. B seçeneğimizi de eledik. Go along the street, take the second turning on the right. It's on the left, next to the cafe. Kafenin bitişiğinde demiş. Bakalım. Evet, seçeneğimizi bulduk. Seçeneğimizi bulduk arkadaşlar. C seçeneğimiz böylelikle doğru cevap oluyor. Evet, sona geldik ama şöyle bir baştan sona doğru inelim. Cevaplarımıza bakalım şöyle. Kontrolümüzü yapalım. Evet. Tamamdır diye düşünüyorum. Çalışmamız burada sona erdi. Umarım yardımcı olmuşuzdur. PandaPen ailesi olarak herkese teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Bol bol notlar.